mesafe bırakmamız lazım. Burada 1,5 metre yan mesafe olması lazım. Eğer 1,5 metre mesafe bırakamıyorsak gene yasak. Yaya geçitlerinde sollamak yasak. Orada cezası da çok yüksek. Eğer yaya geçitlerinde sollarsak cezası da çok yüksek. Tren yolu geçitlerinde sollamak yasak. Kavşaklar ve yol ağızlarında yakınsa sollamak gene yasak. Bunlara dikkat ederek sollama işlemlerini ona göre yapmamız lazım. Kaya Otomobil, otomobil dünyasını sundu. Nasıl gidiyor Almanya'da? Çok güzel. Evet efendim, Avrupa Dediği Gün devam edecek. Güner Çakıroğlu nihayet röterlerden sonra evet. Geldi. Hoş geldiniz Güner Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bayağı bir röterli oldu evet, galiba. Yani bugün Ankara'ya uçtum, Stuttgart'tan beri. 7'de falan Ankara'daydım. Yani 8-9 tane uçak bugün hep birer ikişer saatli röterle Ankara'dan. Tabii çok kınıyorum yani bu kadar da olmaz uçaklarda tabii ki. Her şeyde bir hayır var evet, diyelim. Sağ salim geldiniz ya. En azından bu önemli diye düşünüyorum. Tabii, tabii, evet. Sizden bu konut piyasasıyla ilgili bilgileri alacağız. Bu arada Hüseyin Arslan Ege Koop'un genel başkanı Karşıya'daki alternatif konutlardan da bahsedecek. Onların fiyatlarını da konuşacağız. Ve Levins Hukuk Bürosu'ndan Şadi Arslan, İngiltere'de yaşayanları çok yakından ilgilendiren asgari ücret uygulamaları ile ilgili açıklamalarını yapacak. Ama kısa bir aradan sonra efendim.